Merhabalar arkadaşlar. Pratik Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çifte kavrulmuş kıvamında hakiki lokum nasıl yapılır tarifini vereceğim. Kaliteli bir lokum yemek istiyorsanız çok para harcamanıza gerek yok. Videoyu izleyerek çok az bir maliyetle kendiniz hazırlayabilirsiniz. Bu videoda narlı fındıkla lokum hazırladık ama aynı yöntemle çeşit çeşit lokumlar yapabilirsiniz. Tarife geçmeden şerbetinde ne kadar şeker ve su kullanmışız bakalım. 4 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, 1 dilim limon. Tencereye 4 su bardağı toz şeker ve 1,5 su bardağı su alıyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra 1 dilim limon bırakıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra içindeki limon dilimini çıkarıp ocaktan alıyoruz. Diğer malzemelere bir göz atıp tarife devam edelim. 2 su bardağı nar suyu. 1 su bardağı su, 1 su bardağı mısır nişastası, 1 tatlı kaşığı krem tartar. Tencereye 1 su bardağı mısır nişastası ve 1 tatlı kaşığı krem tartar alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı nar suyu ve 1 su bardağı su ekleyip nişasta çözünene kadar karıştırıp ocağa alıyoruz. Koyulup kaynayana kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Krem tartar nedir, onu katmasak olmaz mı diye soranları duyar gibiyim. Krem tartar lokumun sabitlenip kıvam alması için gerekli bir maddedir. Krem tartarı katmazsak yaptığımız lokum hakiki lokum olmaz. Aktarlardan çok ucuza temin edebilir. Yani şöyle söyleyeyim, ben 1 TL'ye 40 gram aldım, 10 gram kullandım. Kaynayıp koyulan lokumun üzerine hazırladığımız şerbeti ekliyoruz ama tek seferde değil yedirdikçe ekliyoruz. Ben 3 seferde şerbetin tamamını ekleyip yedirdim. Bu aşamadan sonra ocağı ortanın biraz altına alıp karıştıra karıştıra 45 dakika kaynatıyoruz. Karıştırmayı asla bırakmamalıyız. Ocağın altını açıp yüksek ateşte kaynatmamalıyız. Aksi takdirde lokum tencerenin dibine tutup yanabilir. Zaten kaynadıkça koyulup macunlaşacaktır. Ben de videoda her 15 dakikada çekip nasıl koyulduğunu göstereceğim. En son 45 dakikayı doldurunca içine isteğinize göre 50-100 gram fındık ekleyip karıştırıyoruz. Kullanacağımız kalıbın tabanına bolca Hindistan cevizi bırakıp lokumu ocaktan alıp içine boşaltıyoruz. Kullandığım kalıbın boyutunu merak edenler için 20'ye 16 santim. Lokumun tamamını boşalttıktan sonra yayabildiğimiz kadar yayıyoruz ve üzerine Hindistan cevizi bırakıp elimizle düzeltiyoruz. Yalnız burada belirtmem gerekir ki kalıbın tabanına bolca Hindistan cevizi bırakmalısınız. Aksi takdirde lokum kalıba yapışır ve çıkarmakta çok zorlanırsınız. Ya da ben Hindistan cevizi istemiyorum, pudra şekerini bulayacağım derseniz kalıbı lokumu dökmeden önce sıvı yağla mutlaka yağlayın.
Kalıba aldığımız lokumu soğuduktan sonra dolaba kaldırıp bir gece bekletiyoruz. Beklettiğimiz lokumu kalıptan çıkarıyoruz ama yanlarda Hindistan cevizi olmadığı için yanlara yapışan lokumu bıçakla kalıptan ayırıp çıkarıyoruz. Lokum o kadar güzel oldu ki ünlü markaların çifte kavrulmuşu kıvamında. Bu güzelliği zaten keserken de fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi keserken çok zorlanıyorum. Bu da lokumun güzelliğini gösteriyor. Kaliteli bir lokum yemek istiyorsanız çok para harcamanıza gerek yok. Videoyu izleyerek çok az bir maliyetle kendiniz hazırlayabilirsiniz. Narlı fındıklı lokum servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.